Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi'nin düzenlediği Milli Gençlik Anadolu Gençlik Mezunları Buluşması'nın ilk programı dün Arifhan Yurdu'nda gerçekleştirilen hasbihalle başladı. İki gün süren programda üniversite yıllarında AGD ile gönül bağı olan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen mezunlar hasret giderdi. Program cumartesi ve pazar günü olmak üzere iki günlük organizasyon dahilinde gerçekleştirildi. Program ilk olarak Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yüzlerce mezunla birlikte cumartesi günü Arifhan Yurdu'nda öğlen yemeğiyle start aldı. Ardından mezunlar buluşması, hasbihal programı, özel gençlik okulunda düzenlenen sosyal etkinlik ve son olarak ise bugün gerçekleştirilen piknikle son buldu. Programın geniş kapsamlı organizasyonu bugün Kayacı Koruluğu'nda düzenlenen piknikle gerçekleştirildi. Programa AGD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Korkmaz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hasan Hüseyin Uyar, AK Parti İl Başkanı Musa Arat'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Türkiye'nin dört bir tarafından yüzlerce mezun katıldı. Allah için bir mermi çıkarırken katına çağırsın ardımızdan ey şehit, ey şehit. Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, bu programın aslında bir vefa buluşması olduğuna dikkat çekti. Tabii bir vefa buluşmasındayız. Eski günleri yad ediyoruz. Allah Resulü'nün dediği gibi eski dostluklar imandandır. Çünkü eski dostluklar menfaatçi olmaz, menfaat gereği olmaz. Biz de inşallah Özgüzar'da, Arifhan'da ve Anadolu gençliğimizin, milli gençliğimizin çeşitli yurtlarında, evlerinde kalmış ağabeyler ve kardeşler olarak bir araya geliyor. Ama netice itibariyle her birimiz bulunduğumuz konumlarda İslam davasına hizmet etmek ve kendi nefsimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz. Ardından söz alan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, Milli Gençlik ve Anadolu Gençlik Camiası'ndan milli duruş sahibi insanların yetiştiğini ifade etti. Yahu başkanım, bu Milli Gençlik Vakfı Camiası içerisinde yetişen insanlardan tabiri caizse böyle milli duruş sahibi, böyle çok sağa sola sapmayan insanların yoğun olarak yetiştiğini görüyoruz dedi. Tabii ki elbette istisnalar her camiada olabilir ama buna şükretmek lazım. Yine Erbakan hocamızı biz de analım. Rahmetli İmam Hatip okullarıyla ilgili bir kardeşimiz dedi ki hocam eski kalite yok İmam Hatip okullarında, eski ruh yok. Oralarda bozuluyor deyince bir ifadede bulunmuş idi. İmam Hatip okulu levhasının altından giriyor çıkıyor ya. O şuuru kazandırır o zamanı gelince ifadesini kullanmış idi. Milli Gençlik Camiası içerisinde yetişenlerde de bunu görüyoruz. Kaymalar sapmalar olsa bile nasıl olsa dönecek diye bekliyoruz. Programa katılan eski Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği mezunları da kameralarımıza duygularını böyle anlattı. Hocam atmosfer gayet güzel. Herkes halinden memnun. Güzel bir pazar günü. Arkadaşlar birbirleriyle bir araya gelmişler. Gayet güzel. Tabii programın içerisinde ne olacak onu biraz sonra hep birlikte dinleyeceğiz. Anadolu Gençlik, Milli Gençlik bir heyecandır, bir aşktır. Elhamdülillah. Muhterem hocamız son anlarında dahi hep bize şunu söylerdi. Heyecan, heyecan, heyecan diyor, sesleniyordu. Bu toplum, bu millet heyecanını kaybetti. İşte onu ateşleyecek Anadolu Gençlik ve Milli Gençlik'tir. Genel merkezimiz olarak da kısaca şunu söyleyeyim. Tüm Türkiye'de bu tür çalışmalar oluyor. Nedir bu çalışmanın özeti? Evlerde, yurtlarda kalanlar, gençleri Türkiye'nin her yerine bir araya getiriyoruz. Ama bizi gençlik yıllarımıza, üniversite yıllarımıza, lise yıllarımıza götürüyorlar. Güzel bir duygu, güzel bir iklim, samimi bir iklim. Ben bu samimi iklim içerisinde olmak ayrı bir güzelliktir. Aramızda olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben özellikle Milli Gençlik Vakfı'nın kuruluş mantalitesini oluşturan ve büyük emekleri olan
gerek Milli Gençlik Vakfı gerekse diğer sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunun akıl ve önderliğini yapan Erbakan hocamızı ben rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Hocanın bugünkü Türkiye'de büyük emekleri var Erbakan hocamızın. Ve bizlerin üzerinde hakları var. Cenab-ı Hak inşallah rahmetiyle rahmet eder hocamıza. Dediğim gibi hakikaten ben mensubu olmakla gurur duyuyorum Milli Gençlik Vakfı'nın bünyesinde yetişmekle. 4 yıl o havayı solumakla.